Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neyi eksik bıraktım birinci saatte? Belki okudum fıkrayı ama şu anda belki bir cümleyle tekrar etmekte fayda var. Hep neyi esas aldık? Mirasçı nasbını, mirasçı atanmasını esas aldık. Ama arkadaşlar, ne de söz konusu olabilir? Kişi bir art vasiyet alacaklısı atama yoluna da gidebilir, değil mi? Art vasiyet alacaklısı atama yoluna da gidebilir. Hatırlayacağınız üzere 521. madde art mirasçı atama kenar başlığını taşıyor. Üçüncü fıkrası bu kurallar belirli mal bırakmada da uygulanır şeklinde. Bu kurallar belirli mal bırakmada da uygulanır. Dolayısıyla anlattığımız kuralları bünyesine uygun düştüğü ölçüde neye de uygulayacağız? Art vasiyet alacaklısı atamaya da uygulayacağız. Yani taşınmazım Bay A'ya ait olsun, otomobilim Bay A'ya ait olsun. Fakat Bay A 5 sene kullansın, sonra Bay B'ye ait olsun. Otomobilimi Bay A 5 sene boyunca kullansın, fakat 5 senenin sonunda Bay B'ye ait olsun, değil mi? Bütün bunlar da mümkün. Orada küçük bir tartışma var. O küçük tartışmaya hemen işaret edelim ve onu geride bırakalım. Çünkü hatırlayacağınız üzere bir kişi mirasçı atandığında miras bırakanın ölümüyle beraber ne yapıyor? Kendiliğinden hak sahibi oluyor. Ama arkadaşlar, bir kişi vasiyet alacaklısı olarak atandığında, yani ona bir vasiyet yapıldığında, muayyen bir mal vasiyeti yapıldığında, o sadece ve sadece bir alacak hakkına sahip oluyor ve bu alacak hakkını kime karşı ileri sürebiliyor? Miras bırakanın mirasçılarına karşı ileri sürebiliyor. Ayrıca bir vasiyet borçlusu saptanmadıysa. Yani Bay miras bırakan var. Bay miras bırakanın diyelim ki geride bıraktığı bir tane çocuğu var. Ç, kanuni mirasçı. Ne dedi? Bay A'ya dedi, bir muayyen mal vasiyetinde bulunuyorum. Örneğin bir taşınmazımın ona ait olmasını istiyorum dedi. Bay A arkadaşlar, bu alacak hakkını kime karşı ileri sürecekti? Vasiyet borçlusu olan Bay Ç'ye karşı ileri sürecekti. Ve kendisi adına bu taşınmazın tapu kütüğünde tescilini talep edecekti. Ve bu süreç bu şekilde tamamlanacaktı. Yani taşınmazın Bay A adına tapu kütüğüne tesciliyle Bay A söz konusu vasiyete kavuşabilecekti. Peki bu örnekte arkadaşlar, Bay M'nin ikameli bir vasiyet alacaklısı tayinine gittiğini varsayalım. Yani bir art vasiyet alacaklısı tayinine gittiğini varsayalım. Yani Bay A söz konusu taşınmazın sahibi olsun. O doktorasını tamamladığında, yüksek lisansını tamamladığında artık bu taşınmaz kime ait olsun? Bay B'ye ait olsun, değil mi? Çünkü belki o taşınmaz da tekrar o çocukcağız işte yüksek lisans eğitimi alacak, doktora eğitimi alacak vesaire vesaire. Acaba burada ön vasiyet alacaklısı hakkını kime karşı ileri sürdü? Nispi hakkını kime karşı ileri sürdü? Bay M'nin mirasçısı Bay Ç'ye karşı ileri sürdü. Peki arkadaşlar, art vasiyet alacaklısı bu hakkını kime karşı ileri sürecek? Bay A'ya karşı ileri sürecek. Peki Bay A vefat ettiyse bu hakkını kime karşı ileri sürecek? Yani şöyle yapsaydı kanun koyucu, A'yı, özür dilerim, miras bırakan şöyle yapsaydı. A ön vasiyet alacaklısıdır, onun ölümünde B art vasiyet alacaklısıdır deseydi. Bu taşınmaz Bay A'ya ait olsun, onun ölümünde Bay B'ye ait olsun deseydi arkadaşlar. Acaba Bay B bu art vasiyet alacaklısı sıfatından kaynaklanan alacağını kime karşı ileri sürecekti? Bay Ç'ye karşı mı, yoksa Bay A'nın mirasçısı örneğin Bay Ü'ye karşı mı? Ne dersiniz? Prensip itibariyle arkadaşlar, biz de bu kanaatteyiz. Diyoruz ki Bay B arkadaşlar, art vasiyet alacaklısı sıfatından kaynaklanan bu alacağını kime karşı ileri sürecek? Bay A'nın, yani ön vasiyet alacaklısının miraslarına karşı ileri sürecek, Bay Ü'ye karşı ileri sürecek diyoruz. O zaman arkadaşlar, artık bunları geride bıraktığımıza göre bu iki kavramı birbiriyle beraberce kullanabileceğimiz bir ihtimal var. Onu konuşacağız. Arkasından da kurucu ikameyi konuşacağız. Kurucu mirasçı nasbını konuşacağız. İki kavramın beraberce kullanılabileceği halden kastım şu. Yani hem yedek mirasçılık
hem de arkadaşlar ne söz konusu olacak? Art mirasçılık söz konusu olacak. Art mirasçılık söz konusu olacak. Nasıl olabilir? Şöyle olabilir mi? Bay M arkadaşlar Bay A'yı ne yaptı? Mirasçı olarak atadı. Art mirasçı olarak, ön mirasçı olarak atadı. Ön mirasçıdır dedi. Arkasından da şunu söyleyebilir mi? Hiç tartışmasız. Ön mirasçının önünde B mirasçım olsun, değil mi? Klasik deminden beri konuştuğumuz bir ihtimal. Peki şunu söyleyebilir mi? Evet, B de art mirasçıdır. Art mirasçıdır, art mirasçıdır. Ama B art mirasçı sıfatını kazanamazsa C mirasçıdır diyebilir mi? C mirasçım olsun diyebilir mi? Yani bir art mirasçılıkla yedek mirasçılık aynı olayda karşımıza çıkabilir mi? Çıkabilir. Bay A ön mirasçımdır. Mirasım Bay A'ya ait olsun. Onun ölümünde B mirasçım olsun. Ama B şu ya da bu sebeple mirasçılık sıfatını kazanamıyorsa o zaman C mirasçım olsun derse arkadaşlar, demin de söylediğim üzere art mirasçılıkla yedek mirasçılığın aynı olayda karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Bu hukuken mümkün mü? Evet mümkün. Buna bir engel yok. Peki. Bunu da geride bıraktığımıza göre yavaş yavaş neyi konuşabiliriz? Kurucu ikameyi konuşabiliriz. Kurucu ikameli ölme bağlı tasarruflar. Çünkü kurucu ikamede de arkadaşlar bahsettiğimiz bu ikameye dair kuralları uygulayacağız. Art mirasçılığa ilişkin kuralları uygulayacağız. Dersin başından beri neyin farkındasınız? Affedersiniz. Buradaki ön mirasçı da, art mirasçı da hep birer atanmış mirasçı. Kurucu ikamede neyle karşı karşıyayız arkadaşlar? Kurucu ikamede ön mirasçı sıfatı kanuni mirasçılara ait veya art mirasçı sıfatı kanuni mirasçılara ait. Başından beri dersin neyi anlatıyoruz? Bu art mirasçı atama kavramını anlatıyoruz. Art mirasçılıkta arkadaşlar dikkatinizi çektiyse ne dedim? Ön mirasçı da art mirasçı da birer atanmış mirasçı. Bunları anlattık. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyoruz? Kurucu ikameyi anlatmaya çalışıyoruz. Kurucu art mirasçı atama. Eski tabiriyle kurucu ikameyi anlatmaya çalışıyoruz. Kurucu ikamede neyle karşı karşıyayız arkadaşlar? Ya ön mirasçı sıfatı kanuni mirasçılara ait ya da art mirasçı sıfatı kanuni mirasçılara ait. Bunun örneğini aslında defalarca konuşmuşuzdur. Bay M'nin arkadaşlar nesi var? Bir kanuni mirasçısı var, Bay Ç. Diyor ki, evet diyor, prensip itibariyle Ç'nin zaten benim çocuğum sıfatıyla alt benim çocuğum sıfatıyla mirasçım olacağı hiç tartışmasız. Yaptığı ölme bağlı tasarrufta A'yı örneğin geciktirici şarta bağlı olarak mirasçı atıyor. Örneğin A'yı geciktirici şarta bağlı olarak mirasçı atıyor. Şimdi arkadaşlar geciktirici şarta bağlı olarak mirasçı olarak atadığında, yani İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanırsa mirasçım olsun dediğinde arkadaşlar, henüz o şartın gerçekleşmediği dönemde bu miras kime intikal edecek? Bay M'nin ölümüyle beraber Bay Ç'ye intikal edecek. Ve arkadaşlar o neyle mükellef olacak? Gerçekten de yarın öbür gün A İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanırsa, değil mi? O zaman Bay Ç söz konusu mirası Bay A'ya nakil ile, devir ile mükellef olacak. İçinizden şu itiraz geçebilir. Hocam çocuk saklı paylı mirasçı değil mi? Evet saklı paylı mirasçı. Saklı paylı mirasçının bu saklı payını alamamasına neden oluyorsa bu mirasçı nasbı, o zaman gerçekten de kendisi ne yapacak? Bir tenkis davası açabilecek veya tenkisle ilgili savunmaları dile getirebilecek. Demek ki kurucu ikamenin birinci örneğini bu şekilde geride bırakabiliriz ve hazır laf açılmışken 569'u da bir okuyabiliriz, kulağımızda kalmasında fayda var. Diyor ki kanun koyucu, bu tenkis davasına ilişkin hükümler arasında mirası art mirasçıya geçirme yükümlülüğü ile
Saklı payı zedelenen mirasçı aşan kısmının tengisini isteyebilir. 569. madde kenar başlık art mirasçı bakımından mirası art mirasçıya geçirme yükümlülüğüyle saklı payı zedelenen mirasçı aşan kısmının tenkisini isteyebilir. Yani normal şartlar altında bu terekenin tamamı Ç'ye ait olacaktı. Saklı payı ne kadar? Yasal miras payının yarısı 1/2. 1/2 için ne yapacak gerçekten de tenkis davası açabilir diyoruz. Peki. Bir başka ihtimal arkadaşlar, yine kurucu ikameye dair bir başka ihtimal, o da şudur. Bir kişi arkadaşlar daha henüz ana rahmine düşmemiş, henüz cenin olarak dahi mevcut olmayan bir kişiyi mirasçı atayabilir mi? Evet, buna da medeni kanunumuz imkan sağlıyor. Yine kurucu ikamenin birinci örneği buysa, kurucu ikamenin ikinci örneği bu. Hatta bir üçüncü örnek daha çözeceğiz. Onu da söyleyelim. İkinci örnekte de arkadaşlar şunu söylüyor kanun koyucu. Bay miras bırakan, daha henüz mevcut olmayan, ana rahmine düşmemiş, değil mi? Bir kişiyi mirasçı atayabilir mi? Atayabilir. O zaman arkadaşlar Bay M'nin ölümünde bu miras kime intikal edecektir? Henüz bu kişi dünyada olmadığına göre, ana rahmine dahi düşmediğine göre, cenin olarak dahi mevcut olmadığına göre arkadaşlar, bu miras kime intikal edecektir? Yine kanuni mirasçılara intikal edecektir. Yine örnek kolay olsun, Bay M'nin tek mirasçısının Ç olduğunu varsayalım. Arkadaşlar arkasından Ç gerçekten de ön mirasçı sıfatına sahip olacaktır. Atanmış o A şahsı da henüz cenin olarak dahi mevcut olmayan bu atanmış A şahsı da arkadaşlar gerçekten de art mirasçı sıfatına sahip olacaktır. Hangi anda itibaren? Doğduğu anda itibaren, değil mi? Üstelik de geçmişe etkili olarak ana rahmine düştüğü anda itibaren. Bunu da arkadaşlar biz medeni kanunumuzun yine bir diğer hükmünde görüyoruz. Buna da birkaç dakika ayıralım. İleride doğacak çocuk kenar başlığını taşıyor. Cenin zaten mirasçı sıfatına sahip, değil mi? Sağ olarak doğduğu andan itibaren, geçmişe etkili olarak ana rahmine düştüğü andan itibaren zaten neye sahip? Hak ehliyetine sahip, bu çerçevede de mirasçılık sıfatına sahip. Konuştuğumuz konu henüz cenin olarak dahi mevcut olmayan bir kişiden bahsediyoruz. İleride doğacak çocuk. Mirasın açıldığı anda henüz var olmayan bir kimseye art mirasçı veya art vasiyet alacaklısı olarak tereke veya tereke malı bırakılabilir. Tereke malı bırakılabilir. Miras bırakan tarafından ön mirasçı atanmamışsa yasal mirasçı ön mirasçı sayılır. Neyi konuşuyoruz arkadaşlar? Kurucu ikameyi konuşuyoruz. Yani ön mirasçı sıfatının yasal mirasçılara ait olduğu ihtimali konuşuyoruz, değil mi? Aynen kanun koyucu bize bunu söylüyor. Diyor ki miras bırakan tarafından ön mirasçı atanmamışsa yasal mirasçı ön mirasçı sayılır. Ve yarın öbür gün bu ileride doğacak çocuk doğduğunda arkadaşlar söz konusu mirası ne yapacak gerçekten de? Ona nakil ile mükellef olacak. Yine tenkis davasına ilişkin hükümler saklı mı? Elbette saklı. Diyebilir ki ben kendi saklı payımı alamıyorum, tümüyle mirasçı olursa tenkis davası açıyorum diyebilir. Değil mi? Bu mümkün. Peki. O zaman arkadaşlar son ihtimali de konuşalım. Orada da bu kez ne yapacağız? Bay M arkadaşlar ne yapıyor? Prensip itibariyle A'yı mirasçı olarak atıyor. Mirasçı atama. Ama arkadaşlar bu mirasçı atama işlemini bozucu şarta bağlı kılabilir mi? Defalarca konuştuk. Geciktirici şarta bağlı ölme mal tasarruf yapılabilir mi? Bozucu şarta bağlı ölme mal tasarruf yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Peki A'yı mirasçı olarak atadı. Hukuk fakültesini 4 senede bitiremezse mirasçılık sıfatı sona ersin dedi. O zaman arkadaşlar bu miras kime intikal edecek? Önce A'ya intikal edecek. Demek ki burada ön mirasçı sıfatı kime ait? Ön mirasçı sıfatı kime ait? Bay A'ya ait. Art mirasçı sıfatı kime ait? Kanuni mirasçıya ait. Zaten kurucu ikame nasıl karşımıza çıkabilir? Ya ön mirasçı sıfatı kanuni mirasçıya aittir ya da art mirasçı sıfatı kanuni mirasçıya aittir demiştik.
Bu çerçevede arkadaşlar kurucu ikameyi de geride bırakıyoruz ve kurucu ikamede de neyi söylüyoruz? Diyoruz ki anlattığımız bu art mirasçılar için kurallar kurucu ikame bakımından da ne yapılacaktır? Uygulanacaktır diyoruz. Kurucu ikame bakımından da uygulanacaktır diyoruz. Peki, o zaman yavaş yavaş artık neyi konuşur hale geldik? Vakıf kurma işlemini konuşur hale geldik diyebiliriz. Vakıf kurma işlemini konuşur hale geldik. Şimdi vakıf kurma Medeni Kanun'da özel olarak 526'da düzenlenmiş. Buna birkaç belli bir zaman ayırmamız lazım ama öncelikle bizim bazı konularda bir şeyleri hatırlamamız lazım. Kişi sağlığında bir vakıf kurabilir mi? Kurabilir. Sağlığında kurduğu bu vakfı mirasçı olarak atayabilir mi? Atayabilir. Sağlığında kurduğu bu vakfa muayyen mal vasiyetinde bulunabilir mi? Şu taşınmaz sağlığında kurduğun vakfındır diyebilir mi? Diyebilir. Peki. İkinci ihtimal. Kişinin kendi kurmadığı bir vakıftan bahsediyoruz. Zaten mevcut bir vakıf var. Kişi arkadaşlar yaptığı ölme bal tasarrufta o mevcut vakfı mirasçı olarak atayabilir mi? Var olan bir tüzel kişiyi mirasçı olarak atayabilir mi? Elbette. O vakfa acaba bir muayyen mal vasiyetinde bulunabilir mi? Elbette. Bütün bunlar arkadaşlar zaten saatlerdir anlattığımız mirasçı nasbı, mirasçı atama, vasiyet alacaklısı atama, muayyen mal vasiyeti gibi kavramlarla ele alınır, açıklanır. Peki arkadaşlar yine aynı şekilde kişi bir vakfın amacının ister kendi kurduğu, isterse üçüncü şahıslar tarafından kurulmuş bir vakfın amacının gerçekleşmesi için mirasçılarına mükellefiyetler yükleyebilir mi? Mükellefiyetler de yükleyebilir. Biz bunu da nasıl ele alırız? Medeni kanunumuzun mükellefiyetlere ilişkin, yüklemeye ilişkin kurallarına göre çözüme kavuştururuz. Demek ki bu bahsettiğimiz hususların hiçbirisi şimdi anlatacağımız vakıf kurmayla alakalı hususlar değil. Şimdi anlatacağımız vakıf kurma arkadaşlar, ölüme bağlı tasarrufla bir vakıf kurmadan söz ediyoruz. Kişi zaten vakfı ne yapabiliyor? Sağlığında kurabiliyor resmi bir senette veya ne yapabiliyor? Bir ölüme bağlı tasarrufla kurabiliyor. Özellikle de neyle kuracak? Hangi şekli anlamda ölüme bağlı tasarrufla kurulacak tahmin edileceği üzere vakıf? Vasiyetname ile kurulacak değil mi? Tek taraflı bir hukuki işlem olan vasiyetname ile kurulacak. Her zaman geri dönülebilen bir ölüme bağlı tasarruf olan vasiyetname ile kurulacak. Peki vasiyetnameyle kurmadı da miras sözleşmesiyle kurmaya kalkıştı, mümkün mü? Mümkün. Hatta arkadaşlar o miras sözleşmesinin içerisindeki hükme biz ne diyeceğiz? Bu da öyle bir hükümdür ki bağlayıcı nitelikte değildir, değil mi? Bu da böyle miras sözleşmesinin tek taraflı içeriğine dahildir. Bu da yine tek taraflı olarak dönülebilecek tasarruflardandır, ölme bağlı tasarruflardandır diyeceğiz. Demek ki vasiyetname ile kurulabileceğini ve miras sözleşmesiyle kurulabileceğini hatırladık ve arkasından da yavaş yavaş bu 526. maddenin düzenlemelerine bir göz atalım. Vakıf kenar başlığı altında miras bırakan terekesinin tasarruf edilebilir kısmının tamamını veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurabilir. Miras bırakan terekesinin tasarruf edilebilir kısmının tamamını, yani ne demeye çalışıyor kanun koyucu? Saklı paylı mirasçıların saklı paylarına hürmet edilmelidir, riayet edilmelidir. Onlar tenkis davası açabilirler diye uyarıda bulunuyor. Miras bırakan terekesinin tasarruf edilebilir kısmının tamamını veya bir bölümünü özgülemek suretiyle vakıf kurabilir diyor. Arkasından da vakıf ancak kanun hükümlerine uyulmak koşuluyla tüzel kişilik kazanır. Birinci sınıfta okuduğumuz vakfa dair kuralları hatırlayacak olursanız arkadaşlar, vakfın tüzel kişilik kazanması için ne gerekiyor? Vakfın yerleşim yeri Asli Hukuk Mahkemesi'nin nezdinde tutulan vakıf siciline tescili gerekiyor, değil mi? Vakıf siciline tescili gerekiyor. Bu vakfa tescil edildiği andan itibaren neye kavuşuyor? Tüzel kişiliğe kavuşuyor. Ve bu vakıf tüzel kişiliği kazandığı anda itibaren de kendisine tahsis edilen mal varlığı değerlerine kavuşuyor, değil mi?
alacakların temlikine gerek yok, menkullerde menkul mülkiyetin nakli için zilyetliğin nakline gerek yok, gayrimenkullerde tapu kütüğüne kurucu nitelikteki tescilin yapılmasına gerek yok, değil mi? Kendiliğinden söz konusu haklara sahip oluyor. Peki acaba 526'daki düzenlemede yine aynı kurallar mı söz konusu, yoksa farklı bir takım düzenlemeler mi var? Baktığımız zaman Medeni Kanun'un 526. maddesine arkadaşlar biz başkaca bir düzenleme göremiyoruz. Zaten ne diyor kanun koyucu 2. fıkrasında? Vakıf ancak kanun hükümlerine uyulmak koşuluyla tüzel kişilik kazanır diyor. Demek ki ölüme bağlı tasarrufla da vakıf kurulduğunda elbette bunun da ne olacak gerçekten de? Tüzel kişilik kazanması için gerekli prosedürün tamamlanması gerekecek. Vakfın yerleşim yeri Asli Hukuk Mahkemesi'nin nezdinde tutulan sicile tescil gerekecek. Ve bu tescille beraber arkadaşlar vakıf neye kavuşacak? Tüzel kişiliğe kavuşacak. Ve bu vakıf bu tescille beraber arkadaşlar kendisine tahsis edilen mal varlığı değerlerinin sahibi haline gelecek. Bakınız Medeni Kanunumuzun hangi hükmünü söylemeye çalışıyorum? 102. maddesinin 2. 3. fıkrasındayım, özür dilerim. Diyor ki kanun koyucu arkadaşlar 102. maddesinin 3. fıkrasında mahkemeye başvurma resmi senet düzenlenmiş ise vakfeden tarafından vakıf ölüme bağlı tasarrufa dayanıyorsa ilgililerin veya vasiyetnameyi açan sulh hakiminin bildirimi üzerine ya da vakıflar genel müdürlüğünce reysen yapılır. Demek ki baktığımız zaman arkadaşlar konuya ilişkin özel bir tüzüğümüz de var. Bu tüzük de aslında bir takım özel düzenlemeler getiriyor. Ona da birkaç cümleyle değinmekte fayda olabilir. Bu tüzükte de düzenleme şöyle. Diyor ki eğer bir ölüme bağlı tasarruf varsa, bu ölüme bağlı tasarrufla bir vakıf kuruluyorsa o zaman mirasçılardan birisi ne yapabilir? Bu vakfın tescilini talep edebilir. Veya miras bırakan ne atamış olabilir? Bir vasiyeti temfiz memuru, vasiyeti yerine getirme görevlisi atamış olabilir diyor. O zaman da diyor, bu tescil talebi kimin tarafından dile getirilecek? Vasiyeti temfiz memuru tarafından dile getirilecek diyoruz. Vasiyeti temfiz memuru tarafından dile getirilecektir diyoruz. Peki vasiyeti temfiz memuru atamadı. O zaman arkadaşlar vasiyetnameyi kim açıyor? Sulh Hukuk Mahkemesi hakimi açıyor. Ve vasiyetnameyi nereye bildirecek? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirecek. Bu çerçevede de arkadaşlar eğer bir vasiyeti temfiz memuru tayin edilmediyse veya tayin edilmesine rağmen vakfın tescili için gereken işlemlerde bulunmuyorsa, mirasçılardan birisi vakfın tescili için gereken işlemlerde bulunmuyorsa arkadaşlar, o zaman Vakıflar Genel Müdürlüğü ne yapabilecek? Vakfın tescilini talep edebilecek. Hatta reysen görevinden ötürü dahi bunu yapabilmek imkanı var ama sulh hukuk hakiminin vasiyetnameyi kendisine bildirmesi üzerine de bu imkana sahiptir diyebiliriz. Konu hangi mevzuatta bu derece açıklıkla düzenlenmiş diye merak ediyorsanız, Türk Medeni Kanunu'na göre kurulan vakıflar var. Bu vakıfların efendim tabi olduğu özel bir tüzüğümüz var. Türk Medeni Kanunu'na göre kurulan vakıfların tescili ve ilanı hakkında tüzük. Bu bahsettiğim hüküm de arkadaşlar bu tüzüğün 3. maddesinin 3. fıkrasında yer alıyor. Peki. Şimdi o zaman arkadaşlar şuna birkaç dakika zaman ayırmak gerekiyor. Acaba bir mal varlığının tahsisi söz konusu ise acaba bu vakıf ne zaman, ne şekilde bu mal varlığı değerlerinin sahibi oluyor? Bu vakıf ne zaman, ne şekilde bu mal varlığı değerlerinin sahibi oluyor? Medeni Kanun düzenlemeleri açık ama bazı tartışmalar var. Birkaç cümleyle değinip geçeceğim. Daha fazla vakit ayırmayı düşünmüyorum. Bay M arkadaşlar ne yaptı? Bir vakıf kurma işleminde bulunduğu ölüme bağlı tasarrufuyla, bir vasiyetnameyle özellikle değil mi? Vakıf kurma işleminde bulundu. Vakıf kurma işleminde bulundu. Bu vakıf kurma işleminde bulunurken örneğin terekesinin tamamını tahsis etti veya belli bir oranını tahsis etti veya belli bir oranını tahsis etti.
Veya arkadaşlar ne yaptı? Sadece ve sadece bir malı, bir mal varlığı değerini özgüledi bu vakıf kurma işlemi için. Örneğin bir muayyen mal vasiyetinde bulundu. Şimdi arkadaşlar, yazarlar arasında tartışmalar başlıyor. Bu tartışmaların gerçekten de bütününe değinmek istemiyorum. Sadece ve sadece Medeni Kanun'daki düzenlemelere son derece uyan bir görüşün isabetli olduğu inancındayım. Onu da sizlerle paylaşacağım. Medeni Kanun ne diyor bize arkadaşlar? Vakıf ne zaman tüzel kişilik kazanır? İlgili sicile tescil edildiğinde tüzel kişilik kazanır, değil mi? Ne zaman hak sahibi olur? Tüzel kişiliği kazandığında hak sahibi olur, değil mi? O yüzden biz de arkadaşlar bu görüşe itibar ediyoruz. Diyoruz ki yaptığı ölüme bağlı tasarruf gerçekten de miras bırakanın ölümünde hüküm ifade eder. Yaptığı bu tahsisler miras bırakanın ölümünde hüküm ifade eder. Ama vakıf hangi anda tüzel kişilik kazanacaktır? Vakfın yerleşim yeri asli hukuk mahkemesinin nezdinde tutulan sicile tescille tüzel kişilik kazanacaktır. İster mirasçı atamasına benzer bir durum olsun, ister bir muayyen mal vasiyetine benzer bir durum olsun arkadaşlar, bütün bu mal varlığı değerlerini hangi anda iktisap edecektir? Tüzel kişilik kazandığı anda iktisap edecektir. Bunu da arkadaşlar bizler nereden çıkartıyoruz? 105. maddeden çıkartıyoruz. Özgülenen malların mülkiyetiyle haklar, tüzel kişinin kazanılmasıyla vakfa geçer. 105. maddenin birinci fıkrası. İster terekenin tamamı, ister bir oranı tahsis edilmiş olsun, özgülenmiş olsun, ister belli bir muayyen mal tahsis edilmiş olsun. Ne diyor kanun koyucu? Özgülenen malların mülkiyeti ile haklar, örneğin bir alacak hakkı, tüzel kişinin kazanılmasıyla vakfa geçer. Ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın, miras bırakanın borçlarından sorumluluğu özgülenen mal ve haklarla sınırlıdır diyen bir de üçüncü fıkramız var. 105. maddenin şu an itibariyle bizi ilgilendiren hükümlerinden bir tanesi de üçüncü fıkrası. Kişi arkadaşlar ne yaptı? Bir vakıf kurma işlemi yaptı ölüme bağlı tasarrufuyla. Bu vakıfta eğer bir mirasçı atanmasına benzer şekilde yapıldıysa arkadaşlar, daha doğrusu kanun koyucu böyle bir ayrım da yapmıyor. Diyor ki kanun koyucu, miras bırakan bir ölüme bağlı tasarrufta bulundu. Bu ölüme bağlı tasarrufta bir vakıf kurdu. Bu kurulan vakıf miras bırakanın borçlarından sorumlu mu? Sorumluysa ölüme bağlı tasarrufla kurulan vakfın miras bırakanın borçlarından sorumluluğu özgülenen mal ve haklarla sınırlıdır diyor. Adeta devletin miras bırakanın borçlarından sorumluluğundaki düzenleme gibi, daha doğrusu adeta demeye bile gerek yok. Devletin miras bırakanın borçlarından sorumluluğu kendisine intikal eden tereke mallarıyla sınırlıydı. Vakfın da arkadaşlar miras bırakanın borçlarından sorumlu olduğu ihtimalde onun da sorumluluğu neyle sınırlı? Kendisine tahsis edilen, kendisine özgülenen mallarla sınırlıdır, haklarla sınırlıdır diyoruz. Peki, o zaman arkadaşlar burada yapı neye benziyor? Bu tereke miras bırakanın önümünde kime geçecek? Kanuni mirasçılara geçecek. Yine tek çocuk bıraktığını varsayalım. Bu tereke arkadaşlar bahçeye ait olacak miras bırakanın ölümünde. Vakıf söz konusu haklara ne zaman sahip olacak? Tüzel kişiliği kazandığı anda sahip olacak. Peki bu tüzel kişiliği kazandığı anda terekenin belli bir oranına veya terekenin tamamına sahip olacak. Veya arkadaşlar bu tüzel kişiliği kazandığı anda belirli bir mala da sahip olabilir, değil mi? Durum neye benziyor yani? Durum bir kurucu ikamet olarak karşımıza çıkıyor, değil mi? Ön mirasçı sıfatı kanuni mirasçıya ait, ondan sonra vakıf kuruluyor, değil mi? Dolayısıyla kurucu ikameye benzer bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Peki, bunu da geride bıraktığımıza göre, vakıf kurmayı da geride bıraktığımıza göre arkadaşlar, başka acaba neyi söyleyeceğiz? Şunu da söyleyelim. Burada ölüme bağlı tasarrufta tahsisle vakıf kurma olgusu iç içe geçtiği için
vakfın kendisine yapılan tahsisi de reddetmesi mümkün değil. Vakfın bu anlamda kendisine yapılan tahsisi de, kendisine yapılan özgülemeyi de reddetmesi mümkün değildir diyoruz. Çünkü burada iki işlem iç içe geçmiş bulunuyor diyoruz. Bunu da geride bıraktığımıza göre yavaş yavaş artık neyi konuşabiliriz? Yavaş yavaş arkadaşlar mirastan feragati konuşabiliriz. Mirastan feragate dair bilgileri verebiliriz. Yavaş yavaş saklı paylı mirasçılarla ilgili bilgileri tekrar tekrar ne yapmamız lazım? Kullanmamız lazım. Bir kişinin arkadaşlar saklı paylı mirasçıları sağ kalan eşi, bir kişinin saklı paylı mirasçıları onun alt soyu, çocukları ve torunları ve bir kişinin saklı paylı mirasçıları annesi ve babası. Şimdi bir kişinin arkadaşlar saklı paylı mirasçıların saklı paylarına ne yapması gerekiyor? Yaptığı ölme bağlı tasarruflarda riayet etmesi gerekiyor. Detaylarını vereceğiz ama şunu biliyoruz ki Ç'nin yasal miras payının yarısı onun saklı payı. Yani bay miras bırakan bir ölme bağlı tasarruf yapıyorsa prensip itibariyle neye hürmet etmek zorunda? Saklı paylı mirasçıların saklı paylarına hürmet etmek zorunda. Aksi takdirde saklı paylı mirasçılar bu somut örnekte Bay Ç ne yapabiliyor? Bir tenkis davası açabiliyor veya tenkis savunmasında bulunabiliyor, tenkis def'inde bulunabiliyor. Peki arkadaşlar, acaba Bay miras bırakan Bay Ç ile bir miras sözleşmesi yapabilir mi? Ve onu mirastan feragate davet edebilir mi? Ve Bay Ç de bu mirastan feragat sözleşmesi çerçevesinde mirastan feragat edebilir mi? Olumsuz miras sözleşmesi yapılabiliyor muydu? Yapılabiliyordu. Aslında mirastan feragat sözleşmesi asıl vazifesini nerede sergiliyor? Asıl vazifesini saklı paylı mirasçılarla yapıldığında sergiliyor. Yani onlar artık bu mirastan hiçbir şekilde pay alamıyorlar ve saklı paylı mirasçı sıfatıyla da yarın öbür gün kalkıp bir tenkis davası açmak imkanları da söz konusu olmuyor. Ama bir kişi arkadaşlar diğer mirasçılarıyla da bir mirastan feragat sözleşmesi yapabilir mi? Buna bir engel var mı? Yani saklı paylı olmayan mirasçılarla da mirastan feragat sözleşmesi yapabilir mi? Örneğin kardeşleriyle yapabilir mi? Örneğin kardeş çocuklarıyla yapabilir mi? Yeğenleriyle yapabilir mi? Yapabilir. Büyük anne büyük babalarıyla yapabilir mi? Evet, amca aladayı teyzesiyle yapabilir mi? Yapabilir. Hiçbir engel yok. Peki. O zaman arkadaşlar Bay M'nin mirastan feragat sözleşmesi yapması ihtimalinde şu iki ihtimali birbirinden ayırabiliriz. Mirastan feragat arkadaşlar demek ki sıradan yasal mirasçılarla yapılabileceği gibi kimlerle de yapılabilir? Saklı paylı mirasçılarla da yapılabilir. Ve asıl vazifesini de saklı paylı mirasçılarla yapıldığında ortaya koyar diyebiliriz. Peki mirastan feragat sözleşmesi tam olabilir mi? Yani örnekte iki tane çocuğu var Ç1 ve Ç2 isminde. Ç1 ve Ç2 isminde. Mirastan feragat sözleşmesi yapabilir mi? Tam miras payı ne kadar onun? 1/2 değil mi? M'nin ölümünde geriye iki tane çocuk kaldığını varsayıyoruz. Çocuk kalacağını varsayıyoruz. Bu iki çocuğun arkadaşlar miras payları 1/2, 1/2. Peki miras payının tamamı için bir mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir mi? Yapılabilir. Peki kısmi bir mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir mi? Sen sadece ve sadece bu terekeden 1/4 pay al denilebilir mi? Denilebilir. Buna da bir engel yok. Yani bir mirasçının tam payı üzerinde mirastan feragat sözleşmesi yapılabileceği gibi kısmi olarak da mirastan feragat edilebilir. Mirastan feragat sözleşmeleri arkadaşlar, geçmişteki derslerde de söyledik, ne şekilde karşımıza çıkabilir? İvazlı olabilir veya ivazsız olabilir. İvazlı olabilir veya ivazsız olabilir. Baktığımız zaman Bay M'nin arkadaşlar böyle Ç1 isminde bir çocuğunun olduğunu ve Ç2 isminde bir çocuğunun olduğunu düşünelim. Ne olabilir? Bu mirastan ivazlı şekilde bir feragat olabilir. İvazlı şekilde feragat olabilir. Yani ivazlı feragatta arkadaşlar Ç1 bir mirastan feragat sözleşmesinin tarafı olmakta, mirastan feragat etmekte,
Bay M onun feragatını sağlamakta, onun feragatını kabul etmekte. Hatırlayalım lütfen, kim Ölme Bal tasarrufta bulunuyor? Bay miras bırakan Bay M Ölme Bal tasarrufta bulunuyor, değil mi? Bay M Ölme Bal tasarrufta bulunuyor. Peki sağlar arası kazandırma borcu kime yüklenebilir bu anlamda? Yine Bay M'ye yüklenebilir. Çünkü çevir diyebilir ki, evet ben bu mirastan feragat ediyorum ama bana şu taşınmazın mülkiyetin nakli kaydıyla, bana şu kadar 1000 TL'nin ödenmesi kaydıyla diyebilir. İvazlı feragatın en önemli özelliği arkadaşlar şu, İvazlı feragat, feragat edenin alt soyunu da etkiler. İvazlı feragat, feragat edenin alt soyunu da etkiler. Aksi kararlaştırılabiliyor. Fakat aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, yani şu örnekte bir ivazlı feragat örneğimiz var. Bu örnekte arkadaşlar Bay Ç1'den doğan bir torun T olduğunu varsayalım arkadaşlar. Eğer bu bir ivazlı feragatsa aksi kararlaştırılmadığı müddetçe arkadaşlar kim de artık mirasçı olamayacaktır? Bay Ç1 mirasçı olamayacak, o kesin. Kim de mirasçı olamayacaktır? Bay T de Bay M'ye mirasçı olamayacaktır halefiyet kuralı çerçevesinde. Halbuki arkadaşlar bu feragat ivazsız bir feragat olsa o zaman arkadaşlar neyle karşı karşıya kalacağız? Bu T'nin, yani Bay Ç1 miras bırakandan önce ölmüş gibi addedileceği için Bay T'nin Bay M'ye mirasçı olacağını söyleyeceğiz. Medeni kanunumuzun ilgili düzenlemesini söyleyeyim, öyle kapatayım. Daha doğrusu bu bahse devam edeceğim. Mirastan feragat sözleşmesi için miras bırakan bir mirasçısı ile, kanuni mirasçısı ile, değil mi? Saklı paylı mirasçısı ile veya saklı paylı olmayan mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Feragat eden miraslık sıfatını kaybeder. Feragat eden miraslık sıfatını kaybeder. O artık kanuni mirasçı sıfatına sahip olamayacaktır. Devam ediyor, biraz önce söylediğim kuralı söylüyoruz. Bir karşılık sağlanarak, yani bir ivazlı feragat söz konusuysa, bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin alt soyu için de sonuç doğurur. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı müddetçe feragat edenin alt soyu içinde sonuç doğurur. Halbuki arkadaşlar bu hükmün mefhumu muhalefinden, yani zıt anlamından neyi çıkarırsınız? Demek ki bir karşılık sağlanmadan bir feragat yapılıyorsa, o zaman bu ivazsız, karşılıksız feragat, feragat edenin alt soyunu ne yapmayacaktır? Etkilemeyecektir. Feragat edenin alt soyunu etkilemeyecektir. Yine tartışmalar var, yine bir takım görüşler var ama yine medeni kanunun bu lafzına ve amacına en uygun düşünce gerçekten de budur diyebiliriz. Gelecek hafta devam edeceğiz.